Ladies and gentlemen, prison times. Herkese merhaba. Bugün konuğum Okan Dilek. Benim çok sevdiğim bir gazeteci dostum. Size canınızı sıkmayan keyifli muhabbetler yapacağız. 5 dakika, 5'te 5 bizle birliktesiniz. Ya merak ediyorum, ben bugün sabah gelirken sakallarımı kestim. Sende sakal var. Bu dünyadaki sakalın durumu ne olacak? Şimdi öyle ki artık kadınlar sakal şeyinden tiksinmeye başladılar. Bir modadır. Herkeste belki bizim ülkemizin formatına, duruşuna, ruhuna uygun oldu sakal işi ama bu moda biraz uzadı gibime geliyor. Şimdi futbolcularda var, devlette var, işte sanatçılarda var, artistlerde var, herkeste var. Var ve ona göre sakalı kim bolsa da onları seçip dizi film yapıyorlar, sinema çeviriyorlar. Ha, ben de şey anladım, sanki hani ben sakal istiyorum diye de bir anlamı var bu işin. bir moda biz çıkarsak çıkarabilir miyiz ya? Nasıl mesela? Top sakal modası mı? Hayır, yani hep Paris'te moda, Paris'te çıktığı zaman dünyaya yayılıyor. Hı. Türkiye'de bir sakal modası ya da sakalsızlık modası çıkarsa bu senin modası nasıl bir şey olur? Ya aslında bundan bu sakal modasından önce bir moda çıktı. O da şuydu. Yurt dışından gelen kişiler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bayanlar hep bıyıklı, dünyada bıyıklı tek biz vardık ülke olarak. Hep bıyıklı erkekleri istiyorlardı. Sonra bıyıklı dünyada bir format yapalım dedik. Gerçekten de başarılı oldu. Türk erkeklerin hepsi bıyığını kesti ve bıyıksız kaldı. Gerçekten ciddi şekilde. Yani hatta bu turizmle içinde olanların çoğu bilirler. Gerçekten böyle bu ülkenin insanlığın yüzleri gerçekten çok temiz, çok saf, çok iyi niyetli insanlar. Uzun süre böyle kaldı ama sonra birden bir sanki böyle bir şey oldu ve sakal başladı. Sen niye bıraktın sakalı? Sakal işte bir şuralarda böyle bir uzatma oluyordu falan. Biz de buna şey yapalım dedik. Şimdi ben vakit bulamıyorum işin açıkçası. Ha. Şimdi şey var. Şimdi sakal da sakal deyip geçmeyelim. Kirli sakal, azıcık sakal, altına uzun sakal. Yani böyle sakallar da hafif politikleşti. Politik olmayan sakallar da var ama o da gençlerin kullandığı sakallar farklı. İşte saç olmayıp sakalı uzun olanlar var. Her ikisi olanlar var. Top sakal mesela güme gitti. Gerçekten de top sakal çok tuhaf bakılıyor. Tabii yani entelektüeller de sakal bırakıyor artık. Evet. Olmayanlar da bırakıyor. Hacı hocalar da bırakıyor. Bir ayarı kaçtı ama. Biz ne yapalım? Biz başlatalım. Paris bizi izlesin. Neden olmasın ki? İkinci yayınımızda biz sakalsız çıkalım. Sen çok güzelsin bugün sevgili dostum. Hı. O zaman şöyle şimdi sakalı ikiye ayıralım. Bir ticari sakal var. İkiye ayırınca olmuyor. Bir dini sakal var. Bu dini sakal derken sırf Müslümanlar için bahsetmiyorum. Diğer dinlerde de var. Dini sakal diyelim. Üç, hani şu elle gösterilir, biz de bu işten sebeplenelim sakalı var. Bir de dostum yaptığı gibi gerçekten vakit bulamayıp birazcık hafif tembellik diyelim işine. Aslında herkesi ben de mesela seviyorum hafta sonu bırakayım biraz yüzüm dinlensin diye. Çünkü bayanlar çok fazla bilmezler. Her gün o jiletin altına yatmak, bir yerimi keseceğim, düzgün olacağım, yüzüm düzgün görürsün diye. Gerçekten bir süre sonra adamın şeyi çıkıyor. Sıkılıyorsun yani kesmek. Şeyi soralım sevgili Temel. Bayanlar özellikle izleyecek olan bayanlar. Tabii. Hangi sakal türü ya da hiç sakalsız onların görüşlerini de. Evet bize yazsınlar. Bir sakalsız, evet. Sakallı, bıyıklı, top sakallı. Evet. Ne olursa sizi mutlu eder. Ona göre de biz diyelim ki Türk bayanları evet, bayanlar ya da Antalya'da
Türkiye'ye. Biz Antalya'dan başlatacağız. Paris bizi izleyecek. Bu moda nereden çıktı denildiği zaman işte bu programdan çıktı diyeceğiz. Ama bayanlarımız ne derse ona göre hareket edeceğiz. Tamam. Şimdilik teşekkür ederiz. Sakala siz karar verin. Dibi bizde. Kesecek miyiz, bırakacak mıyız? Karar verelim. Görüşmek üzere.